Sayın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcım, Sayın Başkanlarım, Sayın Dekanlarım, Sayın Öğretim Elemanlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli konuklar, Veteriner Fakültemizin 25. yıl etkinliğini kutlamak için bir araya geldik. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Aramızda olmanızdan çok mutluyuz. Programa geçmeden önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Katılımlarınızla büyük onur duyduk. Katılımlarınız için, teşvikleriniz için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, akademik perspektifimi veteriner hekimliği eğitiminde geçmişe gitmek de güzel bir şey değil. Takılmak da güzel bir şey değil ama ben geleceğin perspektifini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah. Evet. Veteriner Fakültesi'nin videoyu da izledik. Böyle bir çeyrek asırlık evrimi var. Evrilmesi var. Ama müthiş bir evrilme. Müthiş bir gelişme. Buradan buraya ulaştık. Bu 25 yılda. Hocamız da maşallah Allah sağlık, sıhhat versin, uzun ömür versin. Hiç değişmemiş gördüğünüz gibi. O gün neyse, bugün de bu. Bu güzelliklerden sonra hocamızı tekrar o yıllara da, o enerjiye götüreceğiz. Bölge hastanesi olarak videoda da gördünüz, 30 bin yılda hasta gelmektedir. Yıllık 30-40 milyon hastane müdürümüz düzeltsin beni. Sadece uzay kayıplarının önlenmesiyle 30-40 milyon dolar bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla halkın sinesine eriştiğimizi görüyoruz. 24 saat esasıyla bunu ölçümlüyoruz. Evet, Türkiye'nin önde gelen veteriner fakültelerinden birisi olduğunu ve bir marka değeri olduğunu söylüyoruz. Bu özelliklerimiz itibariyle büyük avantajlara sahip olduğumuzu ve veteriner hekim olmak isteyen genç kardeşlerimizin de bizi tercih etmesini istiyoruz. Bu inançla fakültemizin geleceğinin çok parlak gördüğümü belirtmek isterim. Fakültemizin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. Sağ olun, var olun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çalış hocamızı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. İl Başkanım, sayın müdürlerim, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler,
Veteriner Fakültemizin 25. yılı etkinliklerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum, ifade etmek istiyorum. Erciyes Üniversitemiz kısmen kendilerine bahsetti. Gerçekten yaklaşık 44 yıllık mazisiyle bazı fakültelerimiz daha eski, tıp fakültemiz başta olmak üzere o 54 yıla girdi. Gerçekten köklü bir üniversite ve gelenekleri olan bir üniversite. Araştırma üniversiteler arasında 8. sırada yer almakta. Çok büyük üniversiteleri geride bırakmış durumda. Tabii hedefimiz inşallah ilk 5. Bunun için gayret ediyoruz, bunun için çalışıyoruz. Bunun için de tüm fakültelerimize, veteriner fakültemiz başta olmak üzere tüm fakültelerimize, tüm öğretim üyelerimize, tüm araştırmacılarımıza, tüm öğrencilerimize gerçekten çok büyük teşekkür ediyorum. Akreditasyondan bahsetti hocam. Erciyes Üniversitesi olarak biz YÖKÜ tarafından geçen sene ilk defa belirlenen kurumsal akreditasyon verilecek üniversiteye belirlenmişti. Ve geçen sene 11 üniversite buna başvuruya layık görüldü ve bunlardan 3 tanesi 5 yıl tam akredite olabilmişti. Bunlardan bir tanesi Erciyes Üniversitesi oldu. Bu sene bir 3 üniversite daha aldı. Toplam 6 üniversite şu anda 5 yıl tam akredite olmuş durumda. Bunlardan bir tanesi Erciyes Üniversitesi. Bunda ne kadar gurur duysak azdır. Bunu da ifade etmek istiyoruz. Tabii Erciyes Üniversitesi başarıdan başarıya koşuyor. Aykut Hocam burada. Yani son yıllarda artık üniversitemizin, hatta Kayseri'mizin 100 yılda bir yapılabilecek PR'ını yapmış olduk. Bunu PR olsun diye yapmadık. Aykut Hocam'a çok teşekkür ediyorum, ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten milli yaşımızı dünyada 9-10 ülke belki bunu başardı. 9-10 ülkeden biri olmak bizi ayrıca gururlandırıyor. Bunun Erciyes Üniversitesi'nden çıkması da tabii ki bizim için çok çok önemli ve gurur verici. Aykut Hocam'ın kendisi zaten veteriner hekim. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani veteriner fakültemizin üniversitemize kattığı birçok fayda var. Bunları zaten hocam biraz önce ifade etti. Yayınlardan projelere, işte bölgemizdeki hayvan hastanesinin bölgemize sağladığı imkanlar, hizmetleri artık burada saymıyoruz bile. Gerçekten ilk yoğun bakım olan, uzay yoğun bakım olan üniversite burası herhalde. Yani ilk yoğun bakım olan hastane olması, hayvan hastanesi olması da, Türkiye örnek olması da çok önemli. Tabii üniversitemiz başarıdan başarıya koşarken veteriner fakültemiz de boş durmuyor. Biraz önce hocamız bahsetti, VEDEK'ten tam akredite oldu. EAB'den hocamız çok önem veriyor, biz de arkasında durduk. Gerçekten bazen kendi parasını cebinden verdi, sonra biz onu ödedik. Yani hiç geri adım atmadı. Şu anda dünyada, daha doğrusu Türkiye'de iki veteriner fakültesi EAB akreditasyonu almış durumda. Bir tanesi de biziz. Yani Erciyes Üniversitemiz veteriner fakültesi. Bununla da ne kadar gurur duysak azdır. Hem öğretim üyelerimiz hem öğrencilerimiz bununla ne kadar gurur duysa azdır. Tabii ki üniversite, Erciyes Üniversitesi olarak tüm fakültelerimize gerekli desteği, gerekli katkıyı sağlamaya çalışıyoruz ama veteriner fakültesine ayrı bir önem verdik hocamızın da gayretleriyle. Çünkü benim şöyle bir özelliğim var, gayret eden çalışanları daha çok seviyorum, onlara daha çok destek vermeye çalışıyorum. Burada biz destek verirsek aslında hocamın bizi iteklemesi, bize yani bacadan girip, bacadan kovulduysa pencereden girmesi diye bir deyim var. Gerçekten çok büyük emekler oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar 25. yılının kutlu olmasını diliyorum. Veteriner fakültemizin, etkinliklerimizin de hayırlı, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel, hayırlı, başarılı bir etkinlik olmasını diliyorum. Sabırsızlıkla zaten Aykut Hocam bekliyorsunuzdur. Aykut Hocamızı dinleyeceğiz. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı. Sayın davetliler, hepinize saygıyla selamlarken protokol gereği burada bulunan hazırına teşekkürlerimi
iletmek suretiyle sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bana mutluluk verdiniz. Bana şevk verdiniz. Bana enerji verdiniz. Ve Sümer mevkiinde tahsis edilen binada elimizden geleni yaparak bir nüveyi kurduk. Şu anda sene 2022. Oturmuş bir eğitim kurumunun varlığını hissederek kendini kanıtlayan bir bilim yuvası olan fakültemizi gördüm ve kıvançla izledim. Kıvancım sonsuz. Çünkü o yokluk günlerinden bugünlere erişmek kolay bir şey değil. Herkese verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sene 95'te dekan olarak atandığım zaman bize Sümer'de bir bina tahsis edildi ki o günlerde bu sıkıntıları yaşayan arkadaşlarım hatırlarlar. Neler çektik, neler yaptık, nelerle ilgilendik ve zorlu günleri de hep birlikte aştık. Sümer mevkiinde tahsis edilen binada elimizden geleni yaparak bir nüveyi oluşturduk. Ve şu anda da sene 2022. Oturmuş bir eğitim kurumu olarak kendini kanıtlayan ve bir bilim yuvası haline getirilen fakültemizi kıvançla gördüm, izledim ve bahtiyar oldum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlere fakültemizin filizlendirilmesi ve gelişmesinde emeği geçen başta sevgili eşim ve herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirken o günlerin izlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan 1995'te üniversiteye atandığım günlerde İşe sıfırdan başlamanın verdiği sıkıntıları tek tek anlatmam, eldeki imkanlarla bir eğitim kurumunun filizlendirilmesi ve geliştirilmesi takdir edersiniz ki kolay değil. Aramızda amacımıza ulaşıp da eğitime başlayınca alınan hazzı anlatmam da kelimelerle mümkün değil. Türkova aşı çalışmaları konulu sunumunu yapmak üzere alkışlarınıza kürsüye almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de 25. kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun, kutlu olsun diyorum. Ben özellikle bu davet için başta Erciyes Üniversitesi ve Tarafa Bilis Dekanı Abdullah Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımıza, katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben çok kısa olarak Türkova aşı geliştirilmesiyle ilgili süreçleri kronolojik olarak çok sıkıcı olmadan anlatmaya çalışacağım. Tabi aşı tarihçesine baktığımız zaman 1700'lü yılların sonlarında çiçek aşısıyla başlayan bir aşı geliştirme süreçleri var. O dönemde daha çok işte hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık gibi duruyor ve hayvanlardaki bir takım egzudatlarla insanlara inokülasyonlar yaparak ilk aşı çalışmalarının başladığını biliyoruz. Daha sonra kuduzla birlikte hepimizin bildiği gibi kuduz aşısının bulunması ki yaklaşık bir asır sonra 1700'lü yıllarda başlayan çalışmalar, 1800'lü yılların sonunda kuduz aşısıyla aslında bilimsel aşı bilimiyle ilgili çalışmalara yol açıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii şu anda lisanslı, aynı zamanda pipeline'de olan birçok aşısı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği.
ve bu aşı çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Tabi aslında biz ülke olarak da aşı aslında hiç yabancı bir ülke değiliz. Ve ilk olarak işte İngiltere Büyükelçisi'nin aslında aşıyla ilgili ilk yazılı belgedir bu. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi'nin işinin işte yaklaşık 2 sene kalmıştır ülkemizde ve o dönemde özellikle halk arasında hayvancılıkla uğraşan insanların, özellikle kadınların bu eksudatları alarak işte ya ceviz yaprağına ya incir yaprağına bu çiçek lezyonlarını alıp daha sonra insanlara derilerini çizilmesi suretiyle verildiklerini görmüşler ve gerçekten hastalıktan korunduğunu ya da çok hafif seyrettiğini aşıcı kadınlar olarak zaten tarihe geçmiştir bu. Bunun yazılı belgesini İngiliz Büyükelçisi'nin işi o dönemde gönderiyor, İngiltere'ye gönderiyor ve gittiğinde de paylaşıyor ve daha sonra bu belgeye dayanarak çalışmalar başlıyor İngiltere'de. Edward Jenner işte çiçek aşısıyla ilgili çalışmalarına daha sonra tabii ki daha bilimsel anlamda boyutlarıyla çalışıyor ve çiçek aşısı bu.